Biz bir iki ay içinde bir nişan yapalım diyoruz çocuklara. Ne dersiniz? Aa, annemle nişan mı tazeliyorsunuz? Bize Volkan. Baba 5 kere sözlendiler ya. Bir sürü masraf, onu ona saysınlar artık. Masraf tabii de. Ne yapalım yani, önemli bir gün. Tabii de nişan yapacağız Volkan. Sen ne karışıyorsun, sen ye ya. Hadi. Ya aslında bilmem ki yani. Bence de çok gerekli değil böyle nişan işi. Yani yazın evleniveririz, olur biter ya. Bir kere bu evleniveririz terimini hiç kabul edemiyorum, özür dilerim. Çünkü düğündü, nişandı, gelinlikti, nikah şekeriydi falan. Birkaç ay hayatımız sadece bunlar olacak, hazırlıklı olalım. Uzun, kız 30 yıldır bugünü bekliyor ona göre ha. Ayrıca da madem evleniyoruz tabii ki nişanımız olsun Cem. Hayır, sen hayatında kaç kere evlenmeyi düşünüyorsun? Uzun, bak iyi düşün ha, acele karar verme. Tabii ki bir kere evlenmeyi düşünüyorum Aslıcığım. O da Aslı'yla mı? Hayır yani benim demek istediğim şey, zaten aileler bunu onaylamış. Biz de birbirimizi seviyoruz. Nişan bunları halletmek için yapılmaz mı? Hayır. Nişan, böyle nişan başı yaptırılan, nişan elbisesi giyilen, takı takılan, ondan sonra böyle arkadaşlarla eğlenilen, şampanyanın su gibi aktığı ve günlerce gelin adayının ne kadar hoş olduğunun konuşulduğu bir partidir. Bu senin söylediklerinle hiç alakası yok. Şampanyanın su gibi aktığı mı? Cem'cim, nişan zaten kız tarafına aittir. Biz kendi şanlımıza uygun bir nişan yapalım ki annenlerin yapacağı düğünün altında kalmayalım. Büyük nişan mı? Ay tabii ayol, aile içinde mi nişan yapacağız yani? Çocukların çevresi geniş, sosyetik, mosyetik, medya falan. Aslı, ben sizin nişanda şarkı söyleyebilir miyim? Cenazemde söyleyebilirsin Volkan. Ben ölünce ancak. Ay, Cem evladım, annenler ne diyor? Ha? Onlar da istemiyorlar mı nişan? Avrupa'da yok muymuş öyle adet? Vallahi efendim, annemler her şeyi bize bırakıyor. Zaten Aslı ne derse annem onu kabul eder. Çünkü yılbaşı gecesi Aslı anneme anne diye hitap etmiş. Annem de artık mahvolmuş. Bir dakika. Anlamadım, hakikaten anlamadım yani. Şimdi kim kime anne demiş? Volkan, sen bizim nişanda aslında şarkı söyle, yapalım bak. Sen 10 kilo ver, biz de şarkı söyle. Böyle aramızda oyun, nasıl ha? Kötü. Uzun. Annem bir şey sordu. Onu diyordum ben de işte. Yılbaşı gecesi Aslı anneme anne diye hitap etmiş. Annem de artık bayılmış. Kızım, bir pırlanta gerdanlık takmışlardı. Çüş falan dedik yani. Düğünde var ya, süperdi falan yani. Yani o sınıfın en ucubik kızı İlayda evlendi mi ya? İnanamıyorum. Kızım, herkes evlendi. Yani bak, ben bu yazı inşallah Petek'te Nisan'da nişanlanıyor. Kızım, bir sen kaldın bizim çevrede. Aa, gerçekten. Olur mu be? Şey vardı. Neydi o? Söyle adını. Kim? Kızım böyle kızıl saçlı. Hani bizim yan villada oturuyordu o. Bak kızım ya, olur mu? O evlendi, boşandı. Şimdi 2. kere sözlendi. Yani en geç 25'te evlenmek lazım. Çünkü bizim piyasadaki iyi tiplerin hepsi erkenden kapılıyor. Yalnız ben henüz 24'üm yani, hali hazırda kendim bizzat şahsen. Yani şimdi yarın tanışsan, ayarttın, çıktın, ettin. Evlenmeye razı ettin, hazırlık, muzurluk derken. Yani ancak 25'e yetişirsin. Yok mu hazırlık? Yo, olması mı lazımdı? Ya kızım ya, yani yedekte birini tutmak lazım. Yani hani böyle arkadaş mı arkadaş ayağına. 25'ten sonra adaylar azalıyor. Piyasada rekabet artıyor. Ben aslında kendimin daha 24 yaşında olduğumdan dolayı, yani kendimin hayatımın böyle daha baharında olduğunu düşünerekten... Kızlar, yok mu hali hazırda böyle bana uygun biri? Kubilay Peynircioğlu. Niye ayrıldınız ki kızım siz zaten? Kızım var ya, yani onun gibi adamlar erkenden kapılıyor. Hayret, Kubi hala bekler. İşte ondan sonra Şesu da dedi ki Cem'e, Cem dedi ben deli miyim senin kahveni kötü yapayım, sen genel müdürsün ya bana zam yapmazsan anam dedi böyle ya, öyle bir olay yaşadık. Da nereden çıktı şimdi bu? Ben anladım nereden çıktı. Çok iyi anladım nereden çıktı. Şimdi Cem, Aslı senin annene anne mi diyor? Bilmem vallahi öyle demiş. Değil mi? Öyle olacak herhalde. Yani öyle kesin bir şey yok. Var kızım işte söylemişsin demek ki. Ha? Sedef Hanım da bayılmış. O zaman hemen benimsemiş anne olarak Sedef Hanım'ı. Bülent Bey'e de baba diyor musun Aslı? Ah kapı. Hadi Cem kapıya baksana. He? Kapıya baksana, kapı çaldı. Peki bakayım. Bak yavrum bak. Ne de olsa aynı aileyiz. Anneleriniz aynı. Anne yılbaşında böyle oturuyorduk. Sen de şurada oturuyordun. Ben kadına sana anne dedim. Kadın buradan üzerine alındı. Şey yaptı ya. Evet ben de bozmadım. Bülent Bey'e baba dedin mi? Ya hayır o zaten Bülent dedirtmeye çalışıyor baba. Aman canım böyle işler zorla olmaz zaten. Bir nikah düğün olsun. Bu kızcağıza bazı şeyleri empoze ediyorlar. Ya baba etmiyorlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba kızım. Ne o? Yatıya mı geldin? Yok aslında benim kendimin yatıya misafiri var aslında da şey hatta uydu onlar. Benim biraz moralim bozuk. Böyle uğrayayım dedim. Gelmişken de bir şeylerden yerim. Ev yapım böyle gerekten. Oo, sen fasılı kaçırdın Selin ya. Bir şey kalmadı yani. Ben kışın biraz iştahım fazla oluyor da benim. Yazın çünkü ağzına lokma koymuyor Volkan da. Ha bir de bu halinle çıkıp sahnede şarkı söyleyip Tarkan gibi dans etmeye falan özeniyorsun ya, ben de onu anlamıyorum. Anlamadım, tekrar eder misin lafı? Babacığım nişanı kastediyor kardeşim. Latife ediyor. Ay ne nişanı yine ya? Yine değil Selin, biz Cem'le nişanlanıyoruz ya. İnanmıyorum. Kesin mi? Selin, yaza evleniyoruz ya. Ne? Allah'ım ya. Ay, hayatımın gerçekleri bütün çıplaklığıyla gözüme görüküyor. Ya Aslı bile evleniyor mu? Ya düşünsene yani bu adama böyle dışarıdan bakınca hani normal bir adam zannedersin. Kim bilir derinlerde saklı nasıl bir arıza varsa evleniyorlar. Hayırlı olsun. Bence Aslı abla bir yerde haklı abi. Niye kardeşim? Rahmetli Yıldırım Gürses de böyleydi. Abi ona bakarsan Pavarotti abimiz de var da... Hani Volkan'ın müzik yapısına uymuyor abi böyle yarı yarı fizik. Ne bileyim ona böyle daha pop, daha kıvrak, çıkkıdı çıkkıdı Tarkan olayı düşünüyoruz biz yani. Usta ben sahnede sesimle, jestimle onu veririm de... Bu plak şirketleri yan çizer mi ne diyorsun? Aynen abi. Aslında abi bir 10-15 kilo versen kurtarır. Boyun da var. Nasıl yani kardeşim ya? 10-15 kiloyu vermek öyle kolay mı? Abi Beverly Hills rejimi denen bir rejim var. Geçen gün gazetede okudum. Oğlum denemedim diyet kalmadı benim ya. 5 kilo veriyorum 10 kilo olarak geri alıyorum ya. Yanında yediğim brokolilerle lahana çorbaları da kapak oluyor yani. Bonus oluyor. Doktor kontrolünde bir şeyler yapsana Volkan. Abi şimdi çok meşhur diyetisyen bir hatun var. Gazetede falan röportajları çıkıyor abi. Herkesi zayıflatıyormuş. Abi Rüksan bilmem kim. Bir randevu alayım mı abi sana menajerin olarak? Ara bakalım tabii. Menajerim olarak arayacaksın tabii. Her şey sanatçının işi değil mi? Ben yani kendi sanatıma konsantre olmak durumundayım. Mahmut! Duble kazandı bir ver bakayım lan. Aç geldim bak sabahleyin hiçbir şey yemedim. Beynim dönüyor açlıktan. Ne bakıyorsun Taceddin? Benim sorunum değil abi. Doktorun sorunu artık. Allah Allah. Olga, senin ne işin var burada canım? Bu saatte genellikle kimse olmaz da burada. Kubilay, bu ne cesaret Kubilay? Niye? Olga bak bu Nikita. Nikita, Olga, senin soydaşın, toprağın canım. Nikita, hadi sarıl. Arkadaş, samimi, hadi kucaklaşın. Kubilay, sen manyak mısın Kubilay? Neden canım? Şu karşı kahvede ben de, kahvaltı yapmak için oturmuştum. Nikita'yla orada tanıştık. Ve tam seninle tanıştırmaya getirecektim ki... Ondan sonra birden aramızda böyle sıcaklaşma oldu. You have a girlfriend? You lied? Bir dakika canım. Daha. Sonra bir de baktım, kız benim üzerime atlamasın mı? Kubilay, kızı bizim ofise attığına inanamıyorum ama en çok seninle birlikte olduğuna inanamıyorum. Bu ikisine inan ben de inanamıyorum Olga. Господи, боже мой, вы бы разобрались уже, что вы хотите, что ты хочешь, что ты нет. Да. Bak gördün mü? Küstürdün kızı. Hiç sen Petersburg'u göremiyorum seni canım. Hani bizim Kızıl Meydan ruhumuz ya? Kızıl Meydan Moskova'da Kubilay. Bak görüyor musun? İnsan seninle her gün başka şeyler öğreniyor ya. Çok ansiklopedi Britanika gördüm seni canım. Volkan'ım, bir pıt rezervasyonunuz var. Yani al o pıtı Kubilay. Al o pıtı ve git bu ofisten. Olga'cığım, sen şu anda çok sinirlisin. Ben gidiyorum. Sonra tekrar konuşuruz. Ama bir pıtı... Abi Allah'tan başka bir şey isteseymişsin keşke. Kadın iki yan sokakta markette alışverişteymiş. Buraya uğrayıp seni görecek. Aman. Görecekler ne olacak lan? Yine kibrit kutusu kadar beyaz peynir günleri geri başlayacak. Yok o kadar yeme. Yok bu kadar bu işte bilmem ne bu kadar kalori. Yok işte haftada bir tatlı izni. Yok tuzlu şöyle, şeker böyle, un şöyle. Her şey kısıtlamaca, her şey makina gibi. Baş öğretmen gibi tepemde hayattan tad alamayacağım. Vallahi ben o kadını görmeden uyuz oldum arkadaşlar. O kadar söyleyeyim size ya. Allah'ım sana geliyorum. Merhabalar. Beni cepten arayan siz misiniz? Evet abla buyurun. Abla deme lan. Siz kusuruna bakmayın Rüksan Hanım. Bizi aradık sizi. Dergiden bulduk numaranızı. Benim kardeşim dergide. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkürler. Ben tabii ki böyle hasta bakmıyorum ama çok yakındaydım. Bir uğrayayım dedim. Muayenehanem de ana caddede zaten. İyi ettiniz. Hayırlı işler. Hayırlısı olsun inşallah. İyi işler. Zayıflamak isteyen Volkan sizsiniz değil mi? Aa nereden anladınız? Yüzünüzde o isteği gördüm. Eyvallah. Ben müzisyenim. Ben sahneye çıkacağım da... Sahneye çıkınca tabii şarkı söyleyeceğim ben. Aynı anda dans ediyorum. Hem şarkı söyleyip hem dans ederken... Nefes nefese kalıyorum diye. Zayıflamak istiyorum ben müzisyenim. Tabii böyle hemen olmaz. Yani önce bir takım testler yapmamız gerekiyor. İstiyorsanız bir yarım saat bana uğrayın. Evinize mi? Muayenehane Volkan. Anladım. Ben çok istiyorum sizi Rüksan Hanım. Yani sizde çalışmak çok istiyorum. Zayıflamak çok istiyorum ben. Zayıflamak istiyorum Rüksan Hanım. O zaman benim için bir şey yapın. Sizin için her şeyi yaparım. Hemen yaparım. O kazan dibini bırakın. Bıraktım gitti. Şu dakikadan itibaren hayatımdan çıkarttım kazan dibini. Ben artık söylediklerimin büyük bir yalan olduğunu farkına vardım Şesu. Selin'in bana karşı herhangi bir hissi yok bence. Ya Burhan abi sen ne diyorsun Allah aşkına? Beni çıldırtma ya. Ya Burhan abi, kız senin için yanıp tutuşuyordu. Ama sen belli ki yeşil ışığı yakamadın. Yani bence beni bir insan olarak çok seviyor. Hayranlık duyuyor. Tamam, aslında bir şey demeyeyim. Ama dikkat ediyorum. Bana karşı herhangi bir cinsel davranışı yok yani. Böyle kırıtmalar, etmeler. Ben öyle şeyleri çok severim. Bak şimdi Burhan abi. Hı. Hatırlıyor musun? Burada bir konuşma yaşamıştık. Burhan abi, bu kız seninle izdivaç düşünüyor. Sen kırıtma mırıtma dediğin şeyler olmaz. Kız gönül eğlendirmek istemiyor. Niye yapsın öyle şeyleri? Bir evlenin ondan sonra. Ayrıca ben sana söyleyeyim. Bak, kızın istediği bir... Üniversite mezunu olsun, akıllı, uslu, olgun bir erkek olsun. Holdingin başına geçsin. Anladın? Strateji bu. Ama ben karar veremiyorum. Saadettin Bey'e de aşk olsun yani. Kızı saldım çayıra, Mevlam kayıra durumu yapmışlar yani. Anladın mı? Her taşın altından belalısı çıkıyor. Aa, geçen ben sana anlatmadım. Bir şey oldu. Bir aşiret reisi miymiş, neymiş? Benim kapıma dayandı. Aşiret reisi mi? He. Hayırdır ya? Bu bizimkinin hastasıymış. Elinde tüfek. Böyle duruyor. Ben dedim ya şıko. Geri bas. Geri bas. Burası dedim Nişantaşı ya. Burada eşkıyalık sökmez dedim. Sert çıktım böyle. Asama kuyruğu kıstırdı Şesut. Böyle gitti korkudan. Ama yani tatsız olay anladın mı? Böyle şeyler benim psikolojimi bozuyor. Azallah. Şimdi Burhan abi, kız tabii medyatik bir insan. Anlatabiliyor muyum? Beğeneni olacak tabii. Ama bana sorarsan kız seçimini yapmış. Saygısından, sevgisinden bu belli. Orası öyle de. Şimdi ben karışmak istemem Burhan abi ama sen hazırlığını yap. Yani damatlığını, mamatlığını yaza hazırla. Ben yazın halay çekeceğim yani. Bana öyle geliyor. Bak şimdi ya. Ya serseri. Serseri, ortada fol yok, yumurta yok yani. Kime inanır ki buna? Kadir... Burhan abi, bir şey soracağım. Şimdi, benim gibi, bak şimdi böyle benim gibi her yönden perfect, dört dörtlük bir genç kız kaç yaşlarında evlenmelidir? Yani benim şahsen kendimin bizzat görüşlerine göre en geç bir yıl içinde evlenmeliyim bence. Doğru mu? Bilmem. Ama işte dedim bir kere sevgilim, geri alamazsın. Niye ya? Alırım. Şey derim, Sedef teyze derim. Daha böyle samimi, yakın olur. Ya Aslı, bu annem için çok önemli ya. Tamam da benim annem için de önemli Cem. Şey desem, Sedef abla desem, genç gibi böyle. Ah sevgilim ya, ah sevgilim. Niye dedim bunu yılbaşı akşamı o zaman ya? Ne bileyim ben ya, 2 tane şampanya içmiştim. Küpeleri de beğenince öyle ağzımdan çıkıverdi Cem. Annem zaten uzak yerde oturuyordu, duymayacak diye. Öyle söyledim işte. Çok affedersin, ben sana bir şey soracağım. Senin annen niye karşı senin benim anneme anne demeni acaba? Çünkü daha evlenmedik. Hatta nişanlanmadık bile Cem. Ayrıca şimdi ben gidip mesela Şesu'ya sevgilim desem senin hoşuna gider mi? Sen niye Şesu'ya sevgilim diyorsun? Manyak mısın sen? Senin sevgilin benim. Hah. İşte annem de aynen böyle düşünüyor. Ya vallahi ya. Ya bütün arkadaşlarım evleniyor kızım. Hayır bunun hazırlığıydı falanıydı filanıydı yani. Bir yıl sürer ya. Tabii nereden baksan. Değil mi? Tabii. Bence bir kadının 30'una gelmeden çocuk yapmalı ki yavrusuyla kuşak çatışması doğmasın. Hele ki babanın yaşı daha büyükse. Doğru mu? Tabii. Mesela ben annemin 8. çocuğuyum. Yani değil annemle, abimle kuşak çatışması yaşıyorum ben ya. Bence Selin'in tam evlenme çağı. Bilmiyorum. Karışmak da istemem. Kız yarın öbür gün vallahi yaşlanırsan Orhan Burhan pörsür. Vallahi kimse seni almaz vallahi. Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ya, of. Hayır, ya ben de istiyorum. Ya meriç bu sonuçta, bor değil anladın mı? Ya Burhan abi, hayır, birini bulup hemen evleneyim mi? Bak şimdi ya, ne bileyim, bence evlen tabii. Varsa düşündüğün birisi, evlen yani. Fakat nasıl zevkli kız biliyor musunuz? Böyle muayenehaneye giriyorsun, her yer bembeyaz abi, içim açıldı. Böyle resepsiyonun orada yeşil elmalar falan var. Bunlar ne diyorum, Rüksan diyorum. Artık öyle konuşuyorum yani, sizde bizde değil öyle Rüksan falan konuşuyorum. Samimiyeti ilerlettik yani. Vay be abi, helal olsun. Doğru dinle. Dedim ki Rüksan, ben bunlarla nasıl doyacağım ya dedim. Bir hafta nasıl yaşayacağım dedim, gülüyor bana. Dişlerde böyle bembeyaz inci gibi, ulan ne kız be. Vallahi billahi. Dedi ki o kadar kolay olsaydı dedi, bana gerek kalmazdı dedi. Bak Naz yapıyor bak. Naz mı abi? Ne alakası var kardeşim ya? Lan sen ne anlarsın ya? Allah Allah. Oğlum bu kız bizim bildiğimiz kızlardan değil. Klas oğlum bu, klas klas. İnce ince yazıyor böyle, kibar kibar yazıyor, anlıyor musun? Rüksan Hanım yazıyor mu yani sana abi? Üf, ne bileyim Sertaç ya. Şunu biliyorum yalnız, ben karının hastası oldum abi. Yazamıyorum abi. Ya kardeşim, sen bu işleri becerirdin eskiden. Oğlum bu kız çok klas. Alafranga. Kariyer kadını. Yani gazetede köşesi var lan. Şimdi buna gidip de gel işte Rüksan sana bir kebap yedireyim falan desek olmaz ki. Zaten kebap yemez abi. Ben de yemeyeceğim bundan sonra oğlum. Yeni bir hayata başlıyorum ben arkadaşlar. Sağlıklı beslenme, doğal gıda, ideal kilo. Rüksan'dan sonra artık bambaşka biri olacağım ben. Anladınız mı? Rüksan'ı tabii ki tanıyorum da o çok doludur. Volkan nasıl kabul etti seni? Bizim de kendimize göre bir cazibemiz var herhalde aslanım. Bana bak, benim ismi falan vermedin değil mi Volkan? Derginin torpilini falan kullanmış olmayasın bak. Ya elini kolunu oynatma, ne alakası var ya? Aa, kadın beni tanıdı, sevdi, sempatik buldu, kararlı buldu. Bu sefer hakikaten kararlı galiba. Çünkü onca yemek varken yalnız etiyle salatası neydi? Hatta ben gitsin içeri yatsın, hasta falan galiba diyecektim. Yok babacığım, bundan sonra böyle ya. Öyle şey... Et, met, karbonhidrat, işlenmiş gıdalar falan benden uzak dursun. Evde müsli olacak. Hatta hünkâr beğendi yapılsa bile içine normal et değil soy eti konulsun. Yok canım. Aa, Rüksan Hanım kendi yesin soyalı hünkâr beğendiği. Allah Allah. Babacığım, Rüksan. Ü harfli Ü. Ha, Rüksan Ü harfiyle kendi yesin. Ah. Hadi buyurun. Oo, vallahi siz buyurun. Ben yemem, sevmem zaten. Of İfo, ne yapmışsın ya kaymaklı. İfo. Sedef Hanım'a anne, bana İfo. Ha? Ya anne, kadına anne demiyorum. Anne demiyormuş. Tamam yavrum, tamam. Madem ayva tatlısını beğendi, çarşamba akşamı annenler geliyor. Onlara da yaparım. Anneciğim, ben sana dedim, kadın... Üzerine alındı. Göreceğiz çarşamba. Bakalım Bülent Bey'e de baba deniyor mu? Ayol 4 ayda anne dendi. Ben bu kıza 2 sene doğduktan sonra anne dedirtemedim. Ya, geç konuştuğu için sen de İfo. Aa, hadi tatlılarımızı alalım da televizyonun karşısında yiyelim güzel güzel. Şekerim, hadi bakalım. İfo ha. Aslı. Ne? Bu Rüksan bekar mı? Sana ne ki? Yani hoş kız da. Sen Rüksan'ı mı beğeniyorsun? Vallahi şey yani. Hoş kız yani. Hayır demem. Çarptı beni yani. Ha. Volkan yani bak, o kadar hiç şansın yok ki. Yani görüyorsun, üzüldüm bak, dalga geçmiyorum seninle. Ve seni salatanla baş başa bırakıp şuradaki ayva tatlısını alıp gidiyorum. Ya Aslı dur 2 dakika ya, 40 yılda bir işimiz düştü ya. Bak yarın öbür gün senin de bana bir işin düşer ya. Şimdi bak beni dinle. Hı. Bu kız böyle klas, hoş bir kız yani. Alışık olduğum organizmalardan değil. Hı. Buna nasıl takılmak lazım yani? Buna şarap mı almak lazım? Çiçek mi almak lazım? Ne yedirmek lazım? Ne yapmak lazım bu kadına? Şimdi senin hukuk, tıp veya mimari diploman var mı? Yok. He, holdingin var mı? Yok. He. Golf oynar mısın? Veya bırak, bunların hiçbiri yoktur da mesela ünlü bir aktörsündür. Ya ne demek istiyorsun sen ya? Ya Volkancığım bak, Rüksan başka birlikte. Yani nasıl anlatayım? Selin çok özel bir şanstı senin için. Yaprak zaten deli, ne yaptığı belli değil. Bu 2 kadın da senin hayatında çıkabileceğin en üst sınır. Onları da ben sana tanıştırdım. Artık daha fazla yardımcı olamayacağım yani, kusura bakma. Görürsünüz lan. Hırsa hırs. Orijinalim lan ben. Güzel vallahi güzel. Bu papatya çayı normal çaydan böyle daha iyi gibi ya Rüksan. Ya öyle değil mi? Volkancığım 3 kilo vermeni kutlamak için beni buraya davet etmen büyük incelikti. Çok teşekkürler. Ama ben yavaş yavaş ofise geçeyim artık. Aa, gidiyor musun? Olur mu öyle ya? Daha laflıyorduk işte, bilgi alıyorum ben sizden. Şey soracağım. Ha, bu soya etinden İskender kebap olur mu hocam? Olur. Yani yapılabilir tabii ama kesinlikle tereyağı kullanmayacaksın. Bir de pidelerin kepekli undan yapılması gerekiyor. Kepekli undan tabii güzel olur, nefis olur ya. Olur tabii. Bir gün yapsak da yesek. Yeriz tabii yeriz. Ben artık yavaş yavaş... Rüksan, şey soracağım ben sana. Heh, benim haftada bir parmak çikolata yeme hakkım var ya... ben onu da yemeyeyim, olur mu? Olur, sen bilirsin yani. Senin için yaparım bunu bak. Bence her şeyi kendin için yap Volkancığım. Çünkü bu senin sağlığın. Ama yine de o kadarcık kaçamaktan hiçbir şey olmaz. Ha? Görüşmek üzere. Oldu, görüşürüz. Hoşça kal Rüksan. Eyvah eyvah, göz kırpmalar falan da başladı. Allah, inceden asılıyor bana bu ya. Ulan kaçamak diyor, göz kırpıyor. Hem göz kırpma hem kaçamak aynı cümle içerisinde. Çikolata için bu kadar mesai üretilmez ki. Var bunda bir şey var, ben doğru hissediyorum. Biri bana yardım etsin lan. Üf, öleceğim lan heyecandan ya. Lan biri bana yardım etsin ya. Ne haber Şesu'cum? İyilik tatlım. Ofiste yoktun, ben de buraya kaçtığını tahmin ettim. Ben ne yiyorum? Valla Kubilay gelmiş. Sen de geç otur, garsonu yollarım ben şimdi. Kubilay mı gelmiş? Hı. Çocuklar söyledi ya, özel odaya ayırtmış. Yarım saat önce de gelmiş. Hadi ya. Randevusu seninle değil miydi? Göreceğiz bakalım. Yok artık Kubilay ya. Aa! Yaprak! Bu Ayşe. İzmirli. Yani anlayacağın senin hemşerin. Sarılsanıza. Ayşe hadi sarılacaksın. Hadi. Senin aklından zorun mu var Kubilay? Ha, aklından zorun mu var? Yani beni aldatıp duruyorsun, bunu anladık. Da bunu niye benim en sık geldiğim yerlerde yapıyorsun? Tehlikeyi seviyor muyum neyim canım? Çok görevimiz tehlike. Gördüm kendimi ya. Buranın havası bozuldu. Kubilay beni bir daha aramazsan sevinirim. Ayşe? Yani bu ilişki çoktan bitti de Kubilay. Merakımdan soruyorum. Neden yapıyorsun bunu? Bilmiyorum. Bilmiyorum Yaprak. Terapi görmem lazım herhalde benim. Niye kızları alıp ofise ve buraya getiriyorum? Ben de bunu anlamıyorum canım. Yani bir gün bir kızı tutup da senin evine atmazsam vallahi şaşırırım ya. Sanki özellikle yakalanmak istiyorsun. İnan bilmiyorum Olga. Yani... belki de bu Playboy hayatı beni yordu. Güzel kadınlar, mankenler, modeller evet ama nereye kadar canım? Canım, senin için üzülemeyeceğim Kubilaycığım. Belki birisi sarsıp kendime getirsin diye yapıyorum Olga. Ben kendimi günübirlik ilişkilere vuruyorum ki birisi şu zavallı halimi görsün, bana acısın ve beni çekip alsın bu hayattan diye. Analize bak. Çok Freud gördüm kendimi canım. Ben de çok sıkılmış gördüm kendime. Ha, bu arada hemşerim Ayşe'nin de söylediği gibi beni bir daha aramazsan çok memnun olurum. Bye. Bir gün gelip de mesela Cem'in aşk hayatını kıskanacağım. Kimin aklına gelirdi ya? İnanın acıyorum size beyler. O pilav var ya, o pilav. Kan şekerinizi yükseltecek şimdi. Yarım saat sonra tekrar acıkacaksınız. Oysa bu salatalık öyle mi ya? Güzelim salatalık ya. Abi salatalık yengenin muayenehanesinden mi? Yenge deme lan. Avam. Rüksan öyle bir kız değil. Biraz klas ol. Klas. Abi nedir vaziyet? Bir gelişme var mı? Abi Ne bileyim ya, iş güç sahibi kadın. Havalı da, güzel de, 35 yaşında. Ne yapılır, nasıl yedilir bilmiyorum ki yani. Volkan, bir gidişinde bizim dükkandan baklava götürsene. İşte ben de bundan korkuyorum Taceddin. Sizin aklınıza uyup diyetisyene baklava götürmek çok zekice yani, bravo yani. Abi Yaprak yengeden yardım alsan, hani sağlıklı yaşam olayları, vejeteryan olaylarını o biliyor abi. Bu kadın ne yer, ne içer, yardımcı olur sana. İyi fikir de ayıp olmaz mı oğlum? Bir arkadaş için soruyorum dersin abi. Dur bakalım. Alo, Yaprak'cığım. Ne haber canım? Ya bir şey soracağım ya, bizim bir arkadaş böyle doğal gıdalara meraklı beslenme uzmanı bir hatuna tutulmuş. He. Şey dedim, Yaprak bilir dedim ya. Bu hatura ne hediye gider? Nereye yemeğe götürülür? Ne yapılır Yaprak? Ya Volkan ya, kusura bakma ya. Gerçekten senin arkadaşının problemleriyle uğraşabilecek havamda değilim şu an. Hadi bay bay. Ne oldu kızım? Fotosentez güzeli. Niye sinir burhanları geçiriyorsun? Sen de benim de kaldın. Evlenmek isteyen kim ya? Almayayım, sağ ol. Zaten artık geçmiş olsun. Niye ya? Ben gayet gencim daha. Tabii tabii. Öyle. Mesela uzun hikaye bu, şimdi konuşamayız. Ne diyor, Volkan'ın derdi neymiş? Bir arkadaşı için yardım istiyor. Yardımsever çocuk. İyi de insan. İyi niyetli. İyi de bir ailenin çocuğu. Fakir de sayılmaz.